Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yine Clicker Simulator oynuyoruz. Çünkü çok güzel bir güncelleme geldi. Hell, yani Cehennem Adası geldi. Ve buradaki petler arkadaşlar gerçekten ama gerçekten inanılmaz güçlüler. Ve ben en güçlü peti çatlattım. Şimdi sizlere bunları göstereceğim ve bir de bunların ne kadar Robux karşılığında satabiliriz, yani token karşılığında satabiliriz, bunları araştırmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar bu yeni gelen petlerden bayağı bir kastım. Akşam canlı yayında sizlere dağıtabilirim ama saat kaç gibi olsun tam emin değilim. Onları da yorumlara yazarsanız arkadaşlar ona göre dağıtmaya çalışırım. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada bu şu anki üstümdeki petler sezon petleri. Sezonun görevlerini tamamen bitirdim. Şuradan da gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sezonda her şeyi açtık. En son petleri de aldım. Baya güzeller ya. Ben baya beğendim. Ama bunlar kaça satılıyor? Ne kadar Robux yapar? Ne kadar token yapar? Onun hakkında bir bilgim yok. Son adayı ben açtım arkadaşlar. Hell, yani Cehennem Adası. Hemen oraya teleport atıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten sıcak bir adaya benziyor. Şimdi burada arkadaşlar 300 UVG yumurtayı çatlatıyorsunuz. Hemen gelelim yumurtamızda, bakın şöyle bir şey var. Normalde yumurtalarımızda 2 tane legendary, 1 tane divine, 1 tane de secret oluyordu bildiğiniz gibi arkadaşlar. Çünkü bir tane daha epic oluyordu şurada. Bu yumurtada 2 tane legendary, 2 tane divine var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani T4 zor çıkan divine eklemişler bu yumurtaya. Cyberius, yani 2 kafalı ya da 3 kafalı köpek olması lazım. O yüzden ilk 3'ünü zaten siliyorsunuz. Şu ikisini de siliyorsunuz. %4'lük. Bende %4 gözüküyor. Çünkü Game Pass artı çarpı 2 luck eventi var. Artı arkadaşlar 1 milyon eki geçtiğim için şansım var. Bende 4 gözüküyor. Sizde 1 gözüküyordur atıyorum. Bu T2'yi çatlatıyorsunuz. T3'ü ve T4'ü çatlatıyorsunuz. Bir de secret arkadaşlar. Diğerleri çöp. Ve burada Rebirth Shop'umuz var. Hemen Rebirth Shop'taki en güçlü petleri merak ediyorum. Yani en son petimiz. Burada da bir köpeğe benzer bir şey var galiba. Hemen bir bakalım neymiş. Evet arkadaşlar, bir köpekmiş. Spiky Mutt deniyor ama 3 tane kafası var. Oğlum bayağı Jinx bir şeye benziyor lan. Ben hakikaten bunu sevdim ha. Gerçekten güzelmiş. Şimdi gelelim yumurta eklerimize. Görmüş olduğunuz gibi ben hepsini çatlattım arkadaşlar. Yani secret hariç hepsini çatlattım. İlk petimiz Legendary T2 olan arkadaşlar bir kaplumbağa. Hemen onu takalım. Zaten Rainbow'unu görmüş olduğunuz gibi çatlattım. Ve 22.8 CX gücü var. Gerçekten çok güçlü. Şekli de bayağı güzel arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bence bunu bu hayvanı sinirlendirmeyelim. Ne olur ne olmaz, yani çok ters bakıyor çünkü. T2'den sonra gelen T3'ümüz var arkadaşlar. Divine Pet'imiz, kolay çıkan Divine Pet. Hemen onun da gücüne bakalım. Legendary T2'den sonra Divine, yani T3 Pet'imiz var arkadaşlar. 0.3 çıkma olasılığı var, o da güzel. Gücü görmüş olduğunuz gibi 61 CX arkadaşlar. Wolf King diyor. 2 kafalı bir wolf, yani kurt galiba. Yo, 3 kafalıymış arkadaşlar bu da, ama nasıl bir wolf lan bu? Çok değişik abi ya. Vallahi korkutucu ha. Kuyruklar da 3 tane. Değişik arkadaşlar. Boynuzlar falan var. Kurt desem değil, boğa desem değil. Çok değişik bir yaratıkmış harbiden. Ve gelelim en zor çıkan Divine Pet'imize. 0.02, yani T4 Pet'imiz arkadaşlar. Cyberius, 3 kafalı köpek, biliyorsunuz zaten bunu. Bunun da en iyisini çatlattım arkadaşlar. Rainbow'unu çatlattım. Görmüş olduğunuz gibi 282 CX. Böyle bir güç yok arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Abi çok büyük lan. Biraz sade olmasına rağmen çok büyük ve bayağı bir korkutucu, yani kafalarına falan baktığınız zaman birbirinden bayağı bir bağımsız, hakikaten korkutucu. Buna dalaşmayın arkadaşlar, buna sakın kış bile demeyin, yani hiçbir şey demeyin buna. Bakalım T3 petimizi craftlayacağız arkadaşlar, ne tarz bir şekil çıkacak ortaya, kaç kafalı olacak, çok merak ediyorum. Şimdi craftlama işlerimiz bitti arkadaşlar. Hem T3'ümüzü hem de T2'mize bakacağız. Hangisiydi? Burada arkadaşlar. T3'ümüz. T2'miz bir kaplumbağaydı. Onu da hemen alalım. Kaplumbağamız tek baştan 2 başa çıkmış ama normal T3'ümüz 3 başıydı. Hala 3 başa devam ediyor. Kanat eklenmiş arkadaşlar ona. Bayağı değişik bir şekil oluşmuşlar. Yani güzel olmuşlar ya. Fena değil. Ben beğendim. Arkadaşlar çok petimiz olmasa da bir geceye göre bayağı güzel kasmışız. Golden craftlı T3'lerimiz var. Rainbow T4'ümüz var. Zaten craftlanmıyor bu. Bunları belki güzel fiyatlara satarız diye düşünüyorum. Şimdi bir deneyeceğim. Satmaya çalışacağım bunları.
Abi açık arttırma yap. İkisini de çağırdım. İkisi de anlaşın dedim. Hanginiz çok verirse ona vereceğim dedim. Biri diyor 240 dedi. Sonra 270 oldu. 275 dedi. Diğeri 280 dedi. Diğeri dedi ben pes ediyorum gidiyorum dedi. 280'e sattım arkadaşlar açık arttırmayla. Gördüğünüz hiçbir şey yapmadım. İkisi kavga etti. En çok veren aldı. Evet arkadaşlar bugün de satışlarımız çok iyi gitti. Dwayne Pad'lerimizi, T3'leri, T4'leri hepsini sattım şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sadece Rainbow T2 Crafted'lar kaldı. Bunlar da aslında tanesi 10-15'ten satarım ama gerek yok arkadaşlar. Ben de oyunda kasılmam lazım, geri kalmamam lazım. O yüzden bunları satmıyorum, böyle tutuyorum, bunlarla kasılıyorum en azından. Ve bakıyoruz totalde 8743 tokenimiz olmuş arkadaşlar. Bayağı iyi bence şu anda iyi. Evet arkadaşlar bugünlük de Clicker Simülatör'den bu kadardı. Bayağı güzel geliştik. Tokenlarımızı kastık. Oyundan da geri kalmadık. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.